Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Sayın Durakoğlu, öncelikle şunu sormak isterim. Az önce Sayın Özkan Yücel bir yanıt verdi ama Ebru Timtik'in ölümünün ardından özellikle sosyal medyada o kadar çok bilgi var ki ve bunların çoğu da savcı Kiraz'ın ölümünde parmağı olduğu yönünde, bir ölümün de alkışlanması yönünde, yani Ebru Timtik'in ölümü. Nedir bu savcı Kiraz meselesi? Niçin Timtik üzerinden böyle bir yalan üretildi? İddianamede adı geçiyor muydu Ebru Timtik'in? Yani bildiğim kadarıyla geçmiyordu, böyle bir şey söz konusu değildi. Hatta bugün bir avukat arkadaşımız Ebru Timtik'in o gün orada olduğunu ve bu işi lanetlediğini, yani o gün orada yapılan işin de doğru olmadığını söylediğini de ifade etti bana. Böyle bir gerçekliği bilmiyorum. Bunlar belli bir amaçla bir araya getirilen şeyler. Yani mesela benim de bu konuda attığım tweetleri bir kısım insanlar yani nasıl atabiliyorsun böyle bir tweeti, bu DHKPC'li değil mi, savcıyı da DHKPC'ler öldürmediğini gibi böyle bir ilinti kurmaya çalışıyorlar. Bakın, bir kişiyi fiili olarak suçlayabilmeniz için ortada en azından bir yargı kararı olması gerekir. Bir yargı kararı kesinleşmiş olması gerekir. Daha da ötesinde o yargı kararının adil yargılanma şeklinde ortaya çıkmış olması gerekir. Ebru Timtik için bunlar söz konusu değildi. Bir yargı kararı kesinleşmiş, yargı kararı söz konusu değildi. Üstelik çok net bir biçimde bu ülkenin 20'ye yakın baro başkanı olarak bize duruşmaları, yargılananlar avukat oldukları için başından sonuna kadar üstelik sadece izlemek için değil, cübbelerimizi giyerek de müdahale edip müdafilik sıfatına takınarak istedim. Dolayısıyla geldiğimiz noktada burada bir adil yargılanmanın olmadığını hepimiz biliyoruz. Çok net bir biçimde şunu söylemek istiyorum. Bakın, bu davanın anlaşılabilmesi için ilk çerçevelerde meydana gelen olaylar ve çerçevenin sonunda verilen kararı vermek gerekir. 5 gün boyunca pazartesinden cumaya kadar yapılan bir yargılama söz konusu oldu ve bu yargılamanın sonunda 17 avukatın 17'si bile birden tahliye edildi. Tahliye edildi. Yani o zamanki heyet savunmalarını aldığı insanları tahliye edildiği gerektiğine karar verdi. O kararı verirken 4 sayfalık da bir ara kararı yazdı. O kararda suç başlığının değişebileceğinden söz etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına refer etti. Ve daha önemlisi, tutuklu olanlar, avukatların tutuklanabilmesi için çok özel koşullar gerekir. Burada böyle bir koşul yok, ortada bir delil yok dedi. Bunu mahkeme söyledi. Evet. Bunu söyleyen mahkeme 10 saat sonra, 10 saat sonra aynı insanlar, aynı 3 heyeti oluşturan 3 yargıç. Bu 17 avukatın 12 hakkında tutuklama yönünde yakalama kararı çıkar. Evet. Yani 10 saat evvel verdiğiniz bu kadar net bir kararı 10 saat sonra nasıl o hale getirmişsiniz? Bunu nasıl, kim izah edebilir bana? Yani ne değişmiştir de 10 saat sonra böyle olmuştur? Üstelik ertesi gün, yani cuma günü meydana geldi, cumartesi günü bu karar alındı. Pazartesi günü hakimlerden bir tanesi ticaret mahkemesine, öbürü asliye mahkemesine gitti. Evet. Heyet değiştirildi, yeni heyet geldi. O andan itibaren de artık adil yargılanma diye hiçbir şey, ama hiçbir şey kalmadı. Yani bu insanlar savunmaları avukatlar tarafından yapılmadan mahkumiyet kararları boş salona okundu. Dolayısıyla yani ortaya çıkan bir adil yargılanma ilkesi ihlali var ise bu böyle bir yargılamaya kimin muhatap olduğu, hangi görüşten insanın muhatap olduğu falan gibi şeyler değerlendirilerek yapılamaz ki bu. Siz eğer gerçekten insan haklarını savunuyorsanız, insan hakları mücadelesi yapıyorsanız, yumruğu kim atmış, yumruğu kim yemiş, bütün bunlara bakarak değerlendirme yapamazsınız. Ortada bir ihlal var mı, yok mu? Bunu değerlendirerek yaparsınız. Kaldı ki yani kendisi açısından değil, genel olarak ben hiçbir zaman mesela ölüm orucu denen bir kavramı belirtemedim. Yani insanın yaşam hakkının kutsallığına inanırım ve doğru olmadığını. Ama böyle bakamam. Yani sonuç itibariyle masada bir ihlal var.
Ve bu ihlalin sonucu olarak da kendince bir karar vermiş bir şey yapıyor. Ben doğru olmadım yemin ediyorum verdiği karar. Ama bu böyle bir insan hakkı ihlali görmezlikten gelmek sonucu doğuracak. Yani bunu yapabilir misiniz? Ortada bir ihlal var ve bu ihlalin ortaya çıkması bağlamında bir eylem konuldu ortaya mı? O eylemin sonucunda da maalesef bu ülkenin yargı tarihine bence kara bir leke olarak geçecektir. Yapılabilirdi, yaşatılabilirdi, evet. Karar verilebilirdi ve bu kararın sonunda da hepimiz yaşayabilirdi. Ama yaşatamadık onu. Biz ülkemizde son yıllarda gizli tanıklar çok önemli. Kim olduklarını bilmiyoruz ama bir gizli tanığın beyanıyla da her şey değişebiliyor. Bu davada evet. Da vardı. Gizli tanık ne demek? Yani neye dayanarak onun söyledikleri zaman zaman biliyorsunuz sonradan o gizli tanıkların suçlu insanlar olduğu da çıkıyor ortaya. Ülkemizde çıktı yani evet. En azından. Nasıl bu kadar önemli değerlendirilebilir? Ve bu davada ki gizli tanık da böyle bir gizli tanık zaten. Aslında gizli falan değil de herkesin ismini bildiği kimseydi. Yani gerçekten mesela o celse, onun dinlendiği celseyi izleseniz ortaya çıkan şeyler o kadar ilginçti ki, bazen o kadar trajikomikti ki, mesela kimi sorsanız ben tanıyorum, evet o şöyle böyle falan diyorlardı. Hiç olmayan bir isim sayıldı. Ya da orada kenarda oturan bir avukatın ismi söyledi. Onu da tanıdığını söyledi. Yani kendi kendine herkesi tanıyan yani yalan söylediği ortaya çıkan bir gizli tanıktan söz ediyoruz. Zaten gizli tanık mevcutu son derece tartışmalı ya da sadece onun beyanıyla hüküm kurulması söz konusu olmaması gerekirken tam tersine böylesine hükümler de oluşturulmaya başlandı. Evet. Yani bu davanın gerçekten ilaç tutarlarını yok. Yarın göreceksiniz. Ben Yargıtay'ın 16. Hukuk Dairesi'nde şimdi en azından yani esas olarak diyemem, kusurlu olarak en azından mutlaka bozacağını düşünüyorum. Ama bu saatten sonra yani Ebru öldükten sonra böyle bir bozmanın hangi sonucu olacaktır? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani burada tartışılması gereken şey devletin ya da yargı kurumlarının bu denli sorumluluklarının dışında hareket edebiliyor olması. Burada yapılabilecek şeyler vardı. Yapılabilirdi ve yapılabilecek şeyler yapılmadı. Yani bunu anlamakta gerçekten çekiyorum. Bir de bu duruma özel Adli Tıp Kurumu'nun raporu var. İvedilikle tahliye edilmeleri evet. Yönünde. Ya, bu da değerlendirilmeli. Bak, hani adil yargılamanın herhalde hiçbir şeyini göremedik değil mi? Adil Tıp Kurumu'na baktığımızda gerçekten durumları kötüydü. Ben cezaevinde de ziyaret edip görmüştüm zaten. Adil Tıp Kurumu'na müracaat edildi. Adil Tıp Kurumu gerçekten içinde bulundukları sağlık koşulları itibariyle cezaevinde kalmamaları gerektiğini söyledi. Evet. Buna istinaden de son derece haklı olarak herkes en azından bu nedenle bir tahliyenin ortaya çıkabileceğini düşündü. Eğer o tahliye ortaya çıkabilseydi, bundan 10 gün evvelinden bahsediyoruz, 10 günden de fazla oldu. Yani Ebru'yu yaşatabilmek yine mümkün olabilirdi. Ama Adalet Kurumu'nun bu raporuna rağmen mahkeme bu kez de hapishaneden hastaneye gönderme kararı aldı. Yani bir tahliye kararı vermek yerine evet. Hastaneye gönderme kararı aldı. Oradaki koşullar hapishane koşullarından çok farklı değildi. Ben oradaki koşulları da gördüm, giderek gördüm. Yani çok farklı bir koşul değildi. Nitekim Ebru Çiftlik için daha ağır şartlar oluşturdu ve o ağır şartların sonucu olarak da belki de daha hızlanan bir süreçten söz ediyor hale geldi. Neden Adli Tıp Kurumu var peki? Yani mahkeme eğer istediği kararı verecekse Adli Tıp Kurumu bu kadar özel şartlarda bile sadece bu olay için demiyorum. Daha önce örneklerini de gördük. Niçin var? Yani Adli Tıp Kurumu'nun verdiği karar doğruydu bence. Yani orada yanlış bir şey yok. Adli Tıp Kurumu sadece cezaevi koşullarında kalamazdı. Tamam, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği karar doğru. Yani evet. Dinlenmemesi ne anlama geliyor? Bunu soruyorum aslında. Aynen. Yani mahkemenin değerlendirmesi bence bu noktadan itibaren farklılaştı. Yani mahkeme o noktada evet cezaevi koşullarında kalamıyorsa en azından ev hapsi gibi yani tutuklamaya paralel tedbirler öngörmek suretiyle pek çok şeyi alıp tahliyeyle de karar verebilirdi.
Ama o noktaya gelmedi. Yani Adliyat Kurumu'nun bu anlamdaki cezaevi koşullarında kalamaz diye açıkça rapor vermiş olmasına rağmen cezaevi koşullarında kalmadı güya, ama o koşullarla eşdeğer bir yerde kalmaları sonucunda doğdu. Maalesef yani bu ülkede özellikle de siyasal içerik taşıyan davalarda yargının bağımsız olduğunu düşünemiyoruz. Bunun pek çok örnekleriyle görmek mümkün. Bu tür davaları da ülkede maalesef çok görmeye başladık. Giderek kurumsallıkların da sizin sorduğunuz soruya dönersem bu örnekte Adli Tıp Kurumu'nun da bu anlamda yargı için ne ifade ettiği noktasında da gerçekten tereddüte düşüyorsunuz. Yani yargı bağımsız olmadığı zaman yargının hizmetinde olması gereken, yargıya hizmet etmesi gereken, yargının yardımcı olması gereken Adli Tıp Kurumu da bu hale gelmiş. Söyleyecek bir son sözünüz var mıdır Sayın Durakoğlu? Efendim? Söyleyecek bir son sözünüz var mıdır bu konuyla ilgili veya yargının ne kadar bağımsız olup olmadığıyla ilgili Türkiye'de? Yani çok üzgünüm. Geldiğimiz bu nokta, yani bizim Ebru'yu kaybetmiş olmamız bu ülkenin yargı tarihine bence bir utanç olarak geçecekti. Yapılacak bir şeyin olmadığı bir noktada bulunsaydık eğer bu soruları söylemezdim. Ama yapılabilecek şeyler vardı. Evet. Yapılabilecek şeyler bilerek ve isteyerek yapılmadı diye düşünüyorum. Bazı şeyleri 10 sene evvel yapmak, 10 sene sonra yapmak arasındaki farkın ne ifade ettiğini belki şimdi daha iyi gördük. Ama söylemeye çalışıyorum ki yargı giderek siyasal stratejilerin parçası olmaya dönüşürse ya da işte eğer gerçekten bugün atılan tweetler ya da atılan tweetlere verilen yanıtlar giderek bir şeylerin karşılığının yargıda verilmesi gibi sonuçlar doğuruyorsa buna gerçekten utançla bakmak gerekiyor. Bizim temel sıkıntımız bu, temel noktamız da bu. Yargıyı bağımsız kılmak zorundayız. Bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadan hiçbir şey yapabilmemiz mümkün olmayacak. Sayın Mehmet Durakoğlu, teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp birikiminizle bizi faydalandırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar.